Bu videoda sizlerle beraber şu ana kadar hiç yapılmamış bir içerikle beraberiz. Bütçem çok yüksek değil, uygun fiyatlı bir telefon alacağım. Ama kamera olarak fiyatını oranla en iyi cihazı istiyorsanız bu videoda uygun fiyatta olmasına rağmen en iyi kameraya sahip olan telefonları inceleyeceğiz. Ve baştan belirteyim bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihaz bu listede olmayacak. Ama baştan bir konuşmamız gerekiyor. Çünkü gerçekten kamera sizin için önemli ve aynı zamanda uygun fiyat olsun dediğimizde şu anki piyasa şartlarını hem de segment olarak düşündüğümde bütçemiz minimum 14.000 olmalı ve en fazla da 25-26.000 bandına kadar çıkacağız ve eğer bu videonun bütçe sınırı olmayan yani S24 Ultra, iPhone 16 Pro ile kıyasladığımız çok daha detaylı halde gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani serinin devamı kesinlikle size bağlı ve bu telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Şimdi hiç uzatmadan kamera için alınabilecek en ucuz telefonumuzla başlayalım. Burada Galaxy A35'i görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada ana kameralar A55 ile tamamen aynı. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Ön tarafta da 13 megapiksel ve 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS ile beraber güzel çekimler yapabileceğiz genel kamera performansı A34'ten ne şekilde önde Xiaomi'nin Note serisinde olan kırpmalarla burada karşılaşmıyoruz. İkinci sırada özellikle 15 ile 20 bin bandında hem kamera hem de uzun ömürlü kullanım için iki anlamda da mantıklı olan S21 FE'yi görüyoruz. Kamera tarafında üçlü bir sistemi görürken ana kameramız 12 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 8 megapiksellik telefoto kamerası. Exynos'u versiyonu oranla özellikle fotoğrafları işleme konusunda Snapdragon 888 ile aradaki farkı ne şekilde görebiliyoruz ve bu farklar düşük ışıkta, loş ışıklı ortamlarda daha da yoğun bir şekilde önümüze çıkıyor. Fotoğrafların detaylarında ve düşük ışık performansında daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hem arka hem de ön kamerayla 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz ve özellikle arka kameradaki video performansı bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Açıkçası kamera kısmında S21 FF fiyat performans bir cihaz olmasına rağmen amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. Üçüncü sırada hem Xiaomi bir telefon istiyorum hem de kameranın fotoğraf kısmı senin için daha önemli ise bu noktada Note 13 Pro 5G oldukça mantıklı. Kamera kısmında Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü kullanılmış. 200 megapiksellik ana kameramız f1.65 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Özellikle ana kamerayla gayet iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor ve OIS desteğiyle beraber genel fotoğraf kalitesinin ana kamerada oldukça iyi olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat yardımcı kameralar ana kameraya oranla kesinlikle geride. Ön tarafta Xiaomi'nin alıştığımız 16 megapiksellik f2.45 Full 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS'in iyi bir şekilde çalıştığını kesinlikle söyleyebilirim. 4K 30 FPS'te OIS genel anlamıyla işini iyi yapıyor. Orta segment bir cihazı oranla video kalitesi stabilize stabilizasyonda kesinlikle başarılı. Düşük ışıkta da idare ederken genel kamera performansı özellikle de ana kamerada Note 12 Pro'ya oranla bariz şekilde geliştirilmiş ve orta segmentte de en iyi kameralardan biri. Dördüncü sırada hem kamera anlamında aynı zamanda fiyat performans olarak da düşündüğümde benim kesinlikle favorim S23 FE. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve 8 megapiksel 3x optik zoom telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi aydınlık ortamlarda ana kamerada ışığı doğru bir şekilde aldığımızda gayet iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Fotoğraflarda detaylar, renklerde kayıp hiçbir şekilde söz konusu değil. Kontrast oranı, renk doygunluğu ve canlılık olarak da gerçekten tatmin edici. Zıt renklerde de ton farklılıklarıyla karşılaşmıyoruz. Gece çekimlerinde de renkler çok fazla abartıya kaçmıyor. Gece modunda ben gayet başarılı buldum. Videolarda 4K 60... FPS OIS destekli çekimler yapabiliyoruz. Titreşimleri ciddi şekilde engelliyor. Hareketli çekimlerde de stabilizasyonda bir bozulmayla karşılaşmıyoruz. Ön tarafta da 10 megapiksel f2.4 diyaframlı Galaxy S22 ile aynı ön kamerayla karşılaşıyoruz. Bu kamerada 4K 60 FPS desteğine sahip. Hem video hem de fotoğraf konusunda gerçekten dengeli bir cihaz ve video performansında S22'den geri kalır. Hiçbir yanı yok. Sadece zoom tarafında S22'de daha iyi sonuçlar alabiliyorduk. Bunun dışında kamera performansı özellikle de fiyatına oranla oldukça başarılı. 5. sırada yine fotoğraf odaklı ama gerçekten profesyonele çok yakın bir kamera deneyimi istiyorsam Xiaomi 13'te çok çok mantıklı. En önemli noktası Leica sensörleri diyebilirim. Ana kameramızda 50 megapiksellik OIS destekli bir Leica lensi görüyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 50 megapiksellik 2x optik zoom telefoto kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Renkler, kontrast, canlılık genel anlamıyla baktığımda neredeyse bir amiral gemisiyle karşılaşıyoruz. Fotoğrafların detaylarında da bir kayıp yaşamazken loş ışıkta gece çekimleri de gayet başarılı ve 4K 30 FPS'te OIS desteğiyle beraber videolar çekebiliyoruz. Stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda da Xiaomi'nin T serisindeki en başarılı telefonla karşı karşıyayız. Hareketli çekimlerde bile titreşimler minimum minimum seviyede ama burada 4K 60 FPS yok ve bence de kamera tarafındaki en önemli eksisi diyebilirim. 13T Pro ile aynı lenslere sahip ama 4K 60 FPS desteğini burada göremiyoruz ve bence kamera tarafındaki en büyük eksisi diyebilirim. Ama sizin için 4K 60 FPS çok önemli değilse genel video kalitesiyle 13T beni şaşırttı. Ön tarafta da 20 megapiksel yine Full HD 30 FPS çekebilen bir kameramız var. Bunun haricinde S23F'den de Geri kalır bir yanı yok. Ve son sırada özellikle kameranın video tarafı benim için birinci öncelikse bu noktada iPhone 12'yi görüyoruz. Arka tarafta ikili kamera sistemini görebiliyoruz. Her iki kamera 12 megapiksel. Ana kamera OIS ve Dolby Vision video kaydını destekliyor. İkinci kamerada ultra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak renkler, detaylar ve gerçekçilik yönünde gayet tatmin edici. Gece çekimlerinde de her iki kameranın fazla fazla başarılı olduğunu söyleyebilirim. Videolarda istediğiniz formatta çekin. 4K60, 1080x30. Profesyonele çok ciddi anlamda yakın sonuçlar alıyoruz. Bu telefonla içerik üretmek, video konusunda yapabileceklerinizin gerçekten sınırı yok diyebilirim. Oldukça mantıklı. Ön kameramızda 12 megapiksel ve bu kamerada 4K 60 fps destekliyor. Genel fotoğraf ve video kalitesi fiyatın oranına kesinlikle hak eden bir düzeyde tüm kameralarının dengeli olduğunu düşünüyorum. Dostlar şimdi genel bir özet yapıp bu telefonlar içinde favorilerimden bahsedersem eğer bütçem 15.000'in altındaysa bu noktada kesinlikle Galaxy A35'i alırdım. Çünkü hem 50 megapiksellik OIS destekli ana kamerası hem de ön tarafta 13 megapiksel olmasına rağmen 4K video çekebilen ön kamerasıyla beraber 15.000 en iyi kameralı telefon. Ama 15'te 20.000 bandında bir bütçeyle de tartışmasız esir F'ye iyi alırdım. Çünkü burada özellikle de fiyatına oranla amiral gemisi düzeyinde olan kameraları ve 4K 60 FPS çekebilmesiyle 15-20 bin bandının kamera anlamında rakipsiz telefonu. Eğer bütçem 20-25 bin bandındaysa da yani hem fotoğraf hem de video kısmında başarılı bir telefon istiyorsak S23 F'ye bana sorarsanız en mantıklı telefon. Fakat fotoğraf benim için birinci öncelik. Fotoğraflarda renklerle oynamak zoom tarafı ve profesyonele yakın çekimler istiyorsanız Xiaomi 13'te daha mantıklı. Fakat benim için video performansı daha önemli. Uygun fiyatlı en mantıklı telefon iPhone 12. Çünkü 4K 60 FPS HDR10 destekli Dolby Vision video kaydı özellikle video konusunda çok ciddi anlamda öne çıkarıyor. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda bu piyasada hem uygun fiyatlı hem de kamera olarak en iyi telefonlar bunlardı. Açıkçası bu cihazlar dışında da kamera odaklı alınabilecek uygun fiyatlı başka bir telefonda yok. Ve sizce bu serinin her bütçe için olan versiyonu da gelsin mi? Gelsin diyorsanız video Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı ve bu telefonların güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin ve aklınıza takılan herhangi bir soru olursa da mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan. Sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.